Mehmet Ali Güller İran'ın ölçülü yanıtı. İran 13 Nisan'dan sonra 1 Ekim'de de doğrudan İsrail topraklarını füzelerle vurdu. İran'ın yanıtını ABD ve İsrail'in durumunu ve Türkiye'nin tutumunu madde madde inceleyelim. 1. Tahran'ın yanıtı yine ölçülüydü. Hem İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı bölgeselleştirme tuzağına düşmeyecek ölçüde hem de İsrail'in dokunulmazlık efsanesini delecek ölçüde NATO tedrisatının sonuçları. 2. Ancak Tahran'ın yanıtı yine ilki gibi Türkiye kamuoyunda farklı siyasal ajandalar çerçevesinde yorumlandı. Türkiye'de üç kesim İran karşıtlığında ittifak yapıyor. Sünni siyasal İslamcı kesim, kemalistlerin NATOcu kanadı ve liberaller. 3. Sosyalistlerin büyük bir kesimi anti-emperyalist ve ezilen halklardan yana tutumları nedeniyle ABD İsrail eksenine karşı direnen tüm kuvvetleri destekliyorlar. Kemalistlerin NATO'cu kanadı ile liberaller ise ABD İsrail cephesinde konumlanıp sosyalistleri, nasıl olur da dinci rejimlere, İslamcı örgütlere destek verirsiniz, diye suçlamaya kalkıyorlar. 4. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Mossad ajanı olduğunu iddia eden albayın, İran'ın İsrail'le danışıklı dövüştüğünü, İran füzelerinin havai fişek olduğunu iddia eden generallerin varlığı, NATO tedrisatının yıkımının aslında ne boyutta olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekiciydi. Propaganda Savaşı 5. Bu çok cepheli savaş, aynı zamanda bir propaganda savaşıdır, kamuoyunu ve akılları hedef alır. Örneğin İran'ı Rusya'ya füze desteği veriyor diye suçlayan Atlantik cephesi, o füzeler İsrail'e atılınca, işe yaramadığını, propaganda ediyor. 6. Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinden sonra İran'ın İsrail'e yanıt veremeyeceğini, İranlı mollaların, tavuk ve ördek olduğunu iddia edenler, İran İsrail'i vuramaz, diyenler, İran 1 Ekim akşamı füzelerini atınca, bu kez, İsrail'in demir kubbesi füzeleri önledi, diye propaganda yapmaya başladılar. Füzelerin bir bölümünün demir kubbeyi deldiği anlaşılınca ama boş tarlaya düştü dediler. Askeri tesislere, havalimanlarına düştüğü anlaşılınca ama tahribat yaratmadı dediler. Yarattığı anlaşılınca ama kimse ölmedi dediler. Pentagon'un saptaması: 7 ABD ve İsrail için İran'ın füze kapasitesi kendini ispatlamış durumdadır. Sesten 7 kat hızla 1200 kilometre yol kat eden ve en önemlisi uyduyla yönlenebilen bu füzeler, mesajı alması gerekenlere vermiş görünüyor. Pentagon sözcüsü Tu General Patrick Ryder, İran'ın bir kapasitesi olduğu açıkıf bunu doğrudan İsrail'e saldırmak için kullanmaya istekli olduklarını gösterdiler. Bu nedenle İsrail'in savunulması konusunda yakın istişarelere devam edeceğiz dedi. Pentagon'un da saptadığı gibi füzeler etkili oldu. Füzeler sivilleri değil, İsrail'in askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldı. Batı basınında çıkan fotoğraflar, Tahran'ın istediği sonucu aldığına işaret ediyor. Unutulmamalı, silahlı politika olarak savaşın temel hedefi çok insan öldürmek değil, düşmanının iradesini teslim almaktır. Erdoğan'ın mesajının anlamı 8, iktidar cephesi İsrail'in hedefinin İran olmadığını, asıl hedefinin Türkiye olduğunu savunuyor. Bu sözler ya Sünni siyasal İslamcılığın mezhepçi bakışı nedeniyle ya İran-Hamas ilişkisinden duyulan rahatsızlık ve o ilişkiyi devralmak için ya da bölgedeki tabloyu fırsata çevirerek kendi nüfuz bölgesi kurma ve genişletme faaliyetlerine gerekçe üretmek için söyleniyor olmalı. 9 Peki savaş bölgeselleşir mi? Elbette bu risk hala var. Netanyahu iktidarını korumak, yargılandığı davalardan kurtulmak 7 Ekim başarısızlığını kapatabilmek için savaşı bölgeselleştirmeye çalışmayı sürdürecek, 5 Kasım'da ABD'de yapılacak seçimi ve mevcut geçiş dönemini kendisi için bir fırsat görüyor. İran ise Netanyahu'nun bu tuzağına düşmemek için Rusya'nın da işaret ettiği gibi, sorumlu ve kayda değer bir tutum almayı sürdürüyor.